Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, bazı kişiler yaptıkları sihir ve büyü gibi melun hallerini ebced hesabı diyerek Kur'an'a dayandırmak istiyorlar. Kur'an sanki büyü yapılan, sihir yapılan veyahut da büyü bozulan, sihir bozulan bir kitapmış gibi göstermeye çalışıyorlar Kur'an'ı. Değerli kardeşlerim, Allahü Teala Hazretleri Kur'an'ı insan için hayat nizamı olarak göndermiştir. Çok çok anlatmamız gerekir, anlattık, anlatacağız. Ta ki insani beyinlerde yer buluncaya kadar anlatacağız. Kardeşlerim, Kur'an insani manada bir hayat nizamıdır. Aile düzeni anlamında hayat nizamıdır. Devlet düzeni anlamında hayat nizamıdır. Sosyal adalet ve sosyal yapılanmada hayat nizamıdır. Kardeşlerim, hele bir de bazı alimlerimiz var ki Kur'an ayetlerini dua mahiyetinde okutarak herkesin sıkıntıdan arındırılacaklarını beyan ediyorlar, iddia ediyorlar. Yani başın mı ağrıdı? Şu ayeti okursan geçer. Rızkın mı daraldı? Şu ayetle rızkın genişler. Kanser hastalığına bile Kur'an ayetlerini çare olarak ayarladılar. Allah Azze ve Celle bizden Kur'an'ı yaşamamızı isterken, ancak Kur'an yaşanırsa sağlık elde edileceğini beyan ederken, bütün dertlerin devasının kainatta gizlendiğini Rabbimiz bize beyan ederken, kendi anlatıcıların kendileri doktora giderken, hem de Amerikan hastanelerinde tedavi edilirken veya ailelerini tedavi ettirirken, bağlı müridanlarına, cemaat üyelerine Kur'an ayetleri sanki efendim dua ile beraber her şey olacakmış gibi bir havaya büründürüyorlar insanları. Kardeşlerim, Allah razzak sıfatıyla bize rızık verici değil mi? Allah Azze ve Celle kainat sofrasından bizi doyurmuyor mu? Eğer bu işler Kur'an ayetlerini okuyacak kadar kolay ise, o zaman Güney Afrika'daki Müslümanlar niçin aç ve susuz, sefil yaşıyorlar? Ben Güney Afrika'da yardım adı altında onlara yardım götürenlere müteşekkirim. Susuz kalan bölgelerde su kuyusu vurarak onları suya kavuşturanlara müteşekkirim. Ancak benim kinim değil, benim buğzum Kur'an ayetlerini ve Kur'an'ı asıl mecraından çıkararak, yani hayat nizamı bağlamında ele almayarak, Kur'an ayetlerini sihir bozmaz, büyü yapma gibi bir tevhile büründüren veyahut da Kur'an ayetlerini okuduğun zaman, şu duayı okuduğun zaman rızkın hemen seni bulacak, sağlığın tekrar yerine gelecek, kanser isen hastalığın tedavi olacak gibi bir takım akıl almaz, Allah'ın kabul etmediği, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın kabul etmediği ve hiç uygulamadığı bir takım tehlikeli mecralara insanları akıtmaya çalışıyorlar. Bakınız, Necm suresi ayet 39. Estaizu billah ve en leyse lil insani illa ma se'a. Rabbimiz buyuruyor. Hiç bu ayeti duydunuz mu? Duyamazsınız. Bu ayeti duyarsınız, onlar o zaman size bir takım evliyaların, bir takım velilerin ve bazı duaların şifa olabileceğini yutturamazlar. Ne diyor Rabbimiz? وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى. İnsan için çalışmasından,
sayu gayretinden, alın terinden başka bir şey yoktur. İnsan çalışırsa kazanır. Bakınız kardeşlerim, Allah mümin demir bütün insanlar. İnsan çalışırsa kazanır. İnsan sayu gayret ederse, akli değerlerini kullanırsa veya alın terini kullanırsa mal mülk elde eder, rızık talebini elde etmiş olur. Bu ayeti celledir. Değerli kardeşlerim, Hazreti Muhammed aleyhisselam Hendek Savaşı'nda bütün sahabeyle beraber aç kalıyorlar. Herkes karnına açlığını gidermek için bir taş basarken Hazreti Muhammed aleyhisselam karnına iki taş basıyor. Eğer her şey dua ile halledilse idi, bunu en iyi Hazreti Muhammed aleyhisselam yapardı. Değerli kardeşlerim, bakınız, bir salavatın çok sevabı var. Ey Rabbim, rızkımı helalinden ve geniş ver. Mümin böyle dua edebilir. Ey Rabbim, senden ben dünyada temiz rızık, helal rızık ve ahirette cennetini istiyorum. Ey Rabbim, bana, evlatlarıma, anne ve babama sağlık ve şifa ver. Bakınız, hiç duydunuz mu Rabbena atina fid dünya dualarını o insanlardan? Rabbena gfirli ve li valideyye gibi ayet olan, Kur'an'ı olan bu duaları hiç duydunuz mu? Onlar ne diyorlar? Efendim, Mısırlı bir evliya vardı. Eğer Mısır'a doğru döner de onun şu duasını okursanız kanser hastalığınız geçer. Haşa. Bakınız kardeşlerim, biz şu anda uzayda değilsek, biz şu anda yapay zeka ile ilgilenemiyorsak, biz şu anda savaş mühimmatı bakımından Amerika'nın, Rusya'nın çok gerisindeysek, bunun sebebi dua ile bizi aldatan gafillerdir. Bunun nebalı günahı dua ile bizi aldatan zındıklardır, istismarcılardır. Değerli kardeşlerim, mümin her şey için dua eder. Kanser olur, ey Rabbim benim bu hastalığımı gider ve benim hastalığımın şifası için kapılar aç. Bu ona büyük enerji sağlar. Ancak öyle dua ederek, kardeşlerim, hastalık sadece tedavi olunmaz. O bir motivasyondur, o bir enerjidir, pozitif enerjidir, o bir moral değerdir. İlla ki hastaneye gideceksin, o hastalığın tedavisini çok geciktirmeden, tıbbi yönden alacaksın. Kardeşlerim, bakınız bir şey diyeceğim. Abdülhamid Han Hazretleri zamanında yapılıyor. Haydarpaşa'dan Yemen'e kadar tren yolu. Bunun hikayesini anlatmayacağım. Ancak dikkat et, o zaman da yine bu işin mimarı kim? Mimarı Alman bir Yahudi. Alman bir Yahudi. Müslüman mimar yok. Yani bizi kandırıyorlar. Osmanlı'da şöyle neymiş Osmanlı'da? Niye duraklama devri yaşadı? Niye gerileme devri yaşadı? Sen duaya sığınırsan Allah seni zilletten kurtarmaz. Sen müminlere, ey müminler, kanser hastalığından tedavi olmak için, rızkınızın geniş olması için Mısır'daki şu evliyanın mezarına dönün, şu onun şu duasını okuyun, her şey anında oluverir dedin mi, Allah seni cehennemde yakar. Kardeşlerim, bunu diyenlerden birisi de şeker hastası. Şeker hastalığını dua ile tedavi etmiyor. İnsülin vuruluyor, ilaç kullanıyor, tansiyonel ilaçlar kullanıyor. O insan bizim için ne öneriyor? Yazmış olduğu dua kitaplarını satmak için dua öneriyor. Nasıl dua? Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın dahi yapmadığı, Kur'an'da olmayan istek ve dualardır. Kardeşlerim, en büyük dua nedir biliyor musunuz? En büyük dua kişinin gönlü ile yakarışıdır, Türkçe yakarışıdır, İngilizce yakarışıdır, Fransızca yakarışıdır, efendim Almanca yakarışıdır. Allah lisanlar arasında ayrım yapmaz.
Değerli kardeşlerim, böyle olunca ne oluyor? Kur'an hayat nizamı olarak bizim hayatımızdan çıkıyor. Artık biz Kur'an'ı yalnız işlerimiz rast gelsin diye okuyoruz. Biz Kur'an'ı sadece efendim ölüler için okuyoruz. Biz Kur'an'ı sadece dua için okuyoruz. Halbuki Rabbimiz Kur'an'ı bir hayat nizamı olarak gönderdi. Rabbimiz Kur'an'ı bireysel bakımdan hayat nizamı olarak gönderdi. Rabbimiz Kur'an'ı aile değerlerimizin yücelmesi ve kişilik kazanması için hayat nizamı olarak gönderdi. Rabbimiz Kur'an'ı bir devlet düzeninde devlet erki olarak gönderdi. İşte bu safsata insanların sözleri Kur'an'ı asli değerinden alıp yüzeysel bir Tevratlaştırma, İncilleştirmeye götürüyor. El-Fatiha.